Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan göreve başlamasının ardından 4 Haziran'da ilk kez mecliste milletvekilleriyle bir araya gelecek. Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Barclays, yüksek carry sağlaması sebebiyle Türk bankalarının tahvillerine yönelik tavsiyesini orta ağırlıktan ağırlık artıra yükseltti. Son dönemde artan yeni tahvil ihraçlarına dikkat çeken Barclays analistleri, bu ihraçların Türk finans sektörü için bileşimi değiştirdiğini ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika içinde en geniş spread farklarına yol açtığını bildirdi. Bank of America yıl sonunda dolar TL'nin 38 seviyesinde olmasını bekliyor. Kurum Türkiye'de para politikasının sıkılaşmasıyla hem yerli hem de yabancı yatırımcıların daha iyimser hale geldiklerini belirtti. Morgan Stanley'den paylaşılan notta Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleşecek toplantıda politika faizini değiştirmeyerek %50'de tutacağı öngörüldü. Notta ayrıca dolar TL için yıl sonu beklentisinin 36 olduğu belirtildi. IMF ekibinin İngiliz ekonomisine ilişkin 5. madde kapsamında yaptığı değerlendirmenin sonuç bildirisi yayınlandı. Bildiride İngiliz ekonomisinin geçen yılki teknik resesyonun ardından yumuşak inişe yaklaştığını ve para politikasında bir sonraki adımın gevşeme olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği Konseyi, dünyada yapay zekaya yönelik ilk kapsamlı kuralları getirecek yapay zeka yasasının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı. Yasaya göre Avrupa Birliği ülkelerinde yapay zeka kuralları uyumlu hale getirilecek, birlikte kullanılacak yapay zeka sistemlerinin güvenli olması ve temel haklara saygı gösterilmesi gerekecek. Küresel piyasalarda bu akşam Özlem Denizci Şengül ve Özlem Bayraktar Gökşen var. Güzel, keyifli bir yayın bizleri bekliyor. Özlem Denizci Şengül burada stüdyoda benimle birlikte iyi öğrenci olarak sınıfa geldi. Sınıftan derse katılıyor. Özlem Bayraktar Gökşen ise cezalı. Kendisini çöp kutusunun yanında ayak üstünde dikilmesini sağlayarak yayını alacağım. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Herkes iyi ümit ediyorum. Merhaba. Merhaba Özlemciğim. Hoş geldin yayına. Şaka yapıyorum. Merhaba. Tabii ki ama burada olmamı da çok istiyorum. Stüdyoda olmayanlara hep böyle yapıyorum. Çok çok teşekkürler. Birazdan başlayacağız sohbetimizi. Müsaade ederseniz önce gelin birlikte rakamlara bakalım. Evet, Borsa İstanbul böyle kocaman bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi bugün içerisinde. Gün sonunda bir miktar bu kocaman alan daralsa da yine günü %1,45'lik bir primle 10.895 seviyesinden kapattı. Hızla yukarı yönlü hareketini sürdürüyor borsamız. Konuşacağız detaylarını, bu ivmenin devamı gelir mi acaba diye. Dolar TL'de 32.18.52 seviyesindeyiz. Euro TL'de de 34.95.19 gördüğümüz seviye. Her ikisinde de aşağı yönlü ama yatayca bir seyir var. Dolar endeksinde yön hafifçe yukarıya çevrildi. Hala 105'in altında fiyatlama, 104.67 seviyesinde görüyoruz. Euro dolar paritesinde 1.0851, orada da çok yataydan böyle negatife doğru bir seyir var. VIOP 30 endeksinde ise işlemler %2,38'lik bir primle 12.490 seviyesinden geçiyor. Avrupa borsaları bugün kayıplı bir gün geçirdiler. Londra FTSE endeksinde %0,09, Paris CAC 40 tarafında %0,67, Frankfurt DAX'da %0,22, İtalya FTSE MIB tarafında da %0,64'lük bir geri çekilme var. Aslına bakarsanız tüm hisse senetleri haritasına baktığımızda bugün pek çok yerlerde hisse senetlerinin satıcılı olduğunu gördük. ABD borsalarında an itibariyle primler var. Dow Jones endeksinde 0,05'lik bir prim görüyoruz. S&P 500 tarafında da 5312 seviyesinden geçiyor işlemler ve %0,09'luk bir prim orada da karşımıza çıkmakta. Tahvil getirilerinde yön aşağıda. 10 yıllık tahvilin getirisi ABD tarafında 4,41,59'a işaret ediyor. 5 yıllıklarda getiri %4,43 seviyesinde ve Amerikan 2 yıllık tahvilin getirisi de 4,83'lerde fiyatlanıyor an itibariyle. Evet, altın tarafında çok
kuvvetli bir yükseliş görmüştük. Bugün biraz geri çekilme var. Spot altında işlemler 2420.67 seviyesinden geçmekte, 0.19'luk bir geri çekilme var. Gram altında 2503.45 seviyesini görüyoruz. %0.27'lik bir kayıp da orada karşımıza çıkmakta. Kripto paralar tarafında bir Ethereum efekti yaşadık biliyorsunuz. Bitcoin 70'in üzerine attı, 71'lere hatta. Şu anda 69.828 seviyesinden fiyatlanıyor. %0.45'lik bir prim var orada da. Petrolde yön aşağıda. Brent petrol tarafında %1'e yakın, %0.99'luk bir kayıp var. İşlemler $82.87 seviyesinden geçiyor. Ham petrol NYMEX tarafında da $79.26 seviyesini görmekteyiz. 0.68'lik bir geri çekilmeyle birlikte. Evet, küresel piyasalarda bu akşam yoğun bir gündemimiz var. Hem içeriye bakacağız hem dışarıya bakacağız. Detaylarıyla konuşacağız piyasalarda olan biteni. Özlem, aslında bu dolar TL ile başlamak istiyorum. Çünkü böyle kurumlardan biraz önce haber başlıklarında da okudum. Yıl sonu tahminleri geliyor. Evet. Ama bizim bir önceki yayında ekonomik görünümde de hocalarım dediler ki bir kur politikasına ihtiyacımız var. Yok bir kur politikamız ama görünen o ki yani hiçbir yere gitmeyen bir kur seviyesi var. Her ne kadar bir politikadan bahsedilmiyor olsa da işte Mehmet Şimşek'in de son açıklamalarını hesaba katarsak eğer buralarda bir yerde tutulmak isteniyor bu. Ama yani gelen açıklamaları da hesaba kattığımızda nasıl bir seyir gösterebilir? Özellikle son dönemde TL'deki değerlenme çok kuvvetliydi. Bunun devamı gelir mi? Yani ben şu anda bir kur politikası olmadığı görüşüne katılmıyorum. Tam tersi, belirli bir politika çerçevesinde ilerlendiği için aslında bu stabiliteyi de görüyoruz. Bunu daha önce döviz satarak yapıyorduk. Şimdi ise tam tersi, yani sermaye girişlerinin kuvvetlenmesi dolayısıyla döviz alarak yapıyoruz. Aslında bunun sinyallerini seçim sonrası dönemde yetkililer vermişti, yeni ekonomi yönetimi vermişti ama sermaye girişinin ne zaman, hangi kuvvette geleceğiyle ilgili ciddi bir belirsizlik vardı. Seçim belirsizliği vardı bir kere her şeyden evvel. Ama strateji raporları diyeyim, makro hani raporları yayınlarken, yazarken pek çoğumuzun eminim yani benim naçizane çok dahil ettiğim bir olasılıktı. Yerel seçim sonrasında giderek hızlanan bir sermaye girişi söz konusu olabilir. Olabilir dememizin nedeni de nedenim de küresel koşulların çok elverişli olmaması. Fed'in faiz indirimi beklentisiyle birlikte yılın sonuna doğru sermaye akımlarının hızlanma gösterebileceği yönündeydi. Ama Türkiye'nin hikayesi biraz hani Fed'in Fed'le ilgili belirsizliğin de önüne geçti gibi görünüyor. Bu çerçevede de döviz alımı bir politika aslında yaklaşımı olarak gerçekleştiriliyor şu anda. Hani neden bu seviyede diyecek olursak aslında bence bu seviye böyle çok sihirli vesaire olduğu için değil. Tam bu noktada sermaye girişleri başladığı için yani kur bu seviyeye geldiği noktada sermaye girişleri başladığı için biraz öngörülebilirlik arz ediyor. Yani buralarda sabit kalması fiyatlama yapanlar açısından özellikle dış ticaret açısından şu an hani oldukça öngörülebilir bir şey sunuyor. Gidişat sunuyor şeylere, ihracat ithalatçılara veyahut da kredi kullanacak kesime, döviz borçlanması gereken veya döviz ödemesi gereken kesime. Onun için de mevcut seviyede diyelim geldiği noktada korunmaya çalışılıyor. Ve bu bir politika çerçevesinde yapılıyor dememin nedeni tabii ki döviz likiditesini yönetmek, TL likiditesini yönetmeyi de mecburen beraberinde getiriyor. Çünkü çok ciddi bir TL likiditesi arzı söz konusu oluyor. Ve Merkez Bankası dedi ki geçici olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de depo ihaleleri aracılığıyla müdahale ediyoruz. Kalıcı olacağını düşünürsek zorunlu karşılıklarla müdahale ederiz. Bu minvalde sanki biraz kalıcı olacakmış gibi görünüyor sermaye girişinin yoğunluğu dolayısıyla. O yüzden de biz PPK'dan hani pek bir şey beklemiyor gibiyiz aslında ama makro ihtiyati tedbirler zorunlu karşılıklar aracılığıyla söz konusu olabilir. Peki yıl sonu için buralarda mı kalmasını o zaman öngörürsün? Ben aslında bir parça daha değer kaybı bekliyorum ama hakikaten o kadar kuvvetli bir şekilde geldi ki dalga
nasıl evrilecek, nasıl sönülecek kestirmek güç. Ama benim beklentim 38 civarında. Bu yeni bir beklenti değil yani. Hani hı hı. geçen senenin, geçen sene bu senenin senaryolarını yaparkenden beri bu civarda olmasını bekliyordum. En önemli nedeni, buralarda kalmasını beklemememin en önemli nedeni, dış finansman ihtiyacımız çok yüksek ve belirli aylarda yoğunlaşıyor. Mart mesela seçim olmasaydı da muhtemelen baskı göreceğimiz bir ay. Çünkü Mart bu aylardan bir tanesi. Hı hı. Bundan sonraki takvim de Haziran ve Kasım'a işaret ediyor. O yüzden de yıl sonuna kadar ciddi bir aslında döviz talebi, döviz ihtiyacı olacak. Önümüzdeki 12 ay bazında bakacak olursak 250 milyar dolar civarında bir seviyeden bahsediyoruz. Şu anki hani konjonktür elverişli gibi görünse de bu büyük bir meblağ. Dolayısıyla daha yani bir kısmı ticari krediler zaten hızlıca dönen, bir kısmı mevduatlar, hani bizim ekstra para bulmamıza gerek olmayan kısım. Ama yine de bulmamız gereken ciddi bir cari açık var tabii, yani 20-25 milyar dolar civarında bulmamız gereken ciddi bir miktar var. O yüzden kademeli bir şekilde yılın sonuna doğru nominal değer kaybının olabileceğini ama reel değer kazancının, yani TL'de reel değerlenmeyi göreceğimiz bir seviyede bitirmeyi bekliyorum. Hangi tarafa evrilebilir diyecek olursak, daha iyimser tarafa evrilebilir bu. Yani 38'in altına doğru evrilebilir. Yaz ayları biraz belirleyici olacak. Çünkü turizm gelirleri, ihracat gelirleri ve dolayısıyla Fed hamlesi gelecek mi gelmeyecek mi ve sonrasında sermaye akımları bu beklentiyi değiştirebilir. Yani yukarı değil ama aşağı yönlü revizyon ihtimali var benim bu beklentimde. Peki Özlem Bayraktar Gökçen, sen ne düşünüyorsun dolar TL ile ilgili? Hani Türk lirasındaki bu reel değerlenmenin devamını sen de öngörür müsün? Evet, çünkü bu çok net bir biçimde zaten ekonomi yönetimi, para politikası otoritesi tarafından altı çizilen varsayımlardan biri. Bir tanesi şu, zaten politika notlarında TL'deki reel değerlenmenin enflasyonla mücadeledeki ana unsurlardan biri olduğu ifade ediliyor. İkincisi de en son enflasyon raporunda ithalat fiyatlarında, Türk lirası bazında ithalat fiyatlarında bir düşüş, yani ek varsayımlarla enflasyonda düşürücü nitelikte bir etkide bulunması bekleniyor. Yani zaten bir reel değerlenme beklentisi vardı, biraz daha güçlenmiş gibi gözüküyor. Bu da son dönemdeki sermaye hareketleri, yaklaşık 50, yani seçimden sonra 50 milyar dolara yakın bir net rezerv alımına gidilmesi ve bu miktar alınmasaydı kurun çok daha düşük seviyelerde olabileceği, yani aslında nominal değer kazanımına doğru ilerleyebileceği bir yerden bahsediyoruz. Şimdi kur politikası, kur rejimi derken yani bir serbest kur politikasından biraz daha uzağız ama bunu anlamak lazım. Çünkü biz özellikle 2018 yılından beri çok farklı ve çok zor bir politika güdümünde ilerledik. Şimdi normalleşme yolunda halen bir takım yan etkilerini ve artçı etkilerini görüyoruz. Bunun başında da hep ifade ettiğim, halen bir KKM büyüklüğü var. Tam bankacılık sisteminin ortasında, yani halen toplam mevduat büyüklüğünün %14'ünde olan, TL mevduatının %20'lerinin üzerinde olan büyüklüğü bir KKM var. 70 milyar dolarlık ve söz konusu miktarın çok önemli bir kısmı daha önce döviz mudisi olan kesim. Gerek gerçek kişiler, gerek tüzel kişiler. Dolayısıyla aslında amaç tabii buradaki büyüklüğü de KKM çıkışında TL'ye yöneltmek olsa da bu çok zor. Zaten yıl başından beri bakıldığında haftalık olarak az dönüşler var. Ve bunlardan da aslında dövize, yani TL faizlerindeki yüksek duruşa rağmen dövize gidiş de söz konusu. Dolayısıyla bu bize şunu söylüyor, yani tamam şu anda bir giriş var, zaten rezervlerimizde önemli bir satış gerçekleştirmek durumunda kalmıştık Mart ayında, hatırlayalım. Çok ciddi bir döviz talebi vardı özellikle yerleşikler tarafından, önemli işte kurda önemli bir yükseliş olacak spekülasyonları çerçevesinde.
Şimdi bir o rezerv yönetimiyle o rezervleri kuvvetlendirmek, swap hariç net rezervi belirli bir seviyeye getirmek ki unutmayalım kredi derecelendirme kuruluşlarının her daim altını çizdiği unsurlar çok ciddi belirgin bir iyileşme var. Ek kredi artışlarına neden olacaktır bu. Rezervlerdeki bu iyileşme CDS'lere çok ciddi etkide bulunacaktır. Çünkü özellikle yine 2018'den beri kredi yani CDS'ler ve rezervler arasındaki korelasyon çok yükseldi. Dolayısıyla oradan olumlu bir kazanım elde edeceğiz. Ama ilk önce şu rezerv kısmını bir toparlamak lazım. Bu bizim serbest kur rejimi minvalinden biraz daha uzaklaşmamızı neden oluyor tabii o rezervi alma ihtiyacı. Bu arada şunu da ifade etmek lazım. Rezervi güçlendirmek benim ilk amacım değil diyen bir Merkez Bankası var. O da çok önemli. Yani şu anda o kadar hızlı bir giriş var ki siz hem rezervinizi kuvvetlendirebiliyorsunuz hem de kurda bir reel değer kaybına neden olmadan bunu yapabiliyorsunuz. Bir noktada yavaş yavaş o sermaye hareketleri daha normalleşecek diyelim. Yani bu kadar hızlı belki ilerlemeyecek. Bu seçim sonrasında yerleşiklerin de uzun döviz pozisyonlarını azalttığını görüyoruz. O da hızlıca geldi. O da aslında rezerv alımlarına katkıda bulundu. Dolayısıyla da aslında bir noktadan sonra belki ekstra rezerv alımı kur üzerinde ekstra bir baskı yaratırsa bunu yapmayacağım diyen bir Merkez Bankası da var. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Sonuç olarak da şunu söyleyebilirim. Yani KKM orada olduğu sürece kur tarafında çok daha sakin ve yavaş adımlarla gidilmesi gerekiyor. Ve eğer kurdaki reel değerlenme dezenflasyon sürecinin ana unsuruysa evet bu sene reel değerlenme gerçekleşeceğiz. Biz gerçekleşecek. Biz 2 ay önce dolar TL tahminimizi 38.5'a çektik. Hala da orada tutuyoruz. 2025'e geldiğimizde bu reel değerlenme beklentilerini biraz değiştirmek gerekecek. Yani orada daha nötr bir seviyeye geçiş söz konusu olması gerekecek diye düşünüyorum. Özellikle ihracat tarafını biraz daha ön plana çıkardığımızda. Ama bu sene için reel değerlenme senaryoları artık geniş kesimde kabul görmüş görünüyor. Peki BOFA'nın raporuna da bakalım mı birlikte? Bank of America yıl sonunda dolar TL'nin 38 seviyesinde olmasını bekliyor. Başlarken de haber başlıklarında not düşmüştük. Türk lirasının istikrara kavuşması halinde diyorlar. Dolarizasyonun tersine dönmesi eğilimi yaz aylarında da devam edebilir. Haberimiz hazırsa izleyelim mi hep birlikte? Bank of America Securities, Türkiye'de para politikasının sıkılaşmasıyla hem yerli hem de yabancı yatırımcıların daha iyimser hale geldiklerini belirtirken, reel sektörün ekonomide kayda değer bir yavaşlama gördüğünü, bankaların ise dolardan dönüşün başladığını gördüğünü belirtti. Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından bir rapor yayımlayan BOFA ekonomist ve stratejistlerinin yayımladıkları ilk çeyrek karamsarlığı out, yaz iyimserliği in başlıklı raporda özel sektör artık ekonomideki yavaşlamayı hissediyor ve parasal duruşun yeterince sıkı olduğu görüşünde denildi. Bank of America, Türk lirası ve Türk lirası cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın genele yayılmış halde olduğunu ve Türk lirasındaki kalabalık pozisyonlanma ve enflasyondaki ataletin en önemli endişe kaynakları olarak görüldüğünü belirtti. Yerel seçimlerden bu yana yurt içi döviz talebi tersine döndü ve bankalarla yaptığımız görüşmelerde satış tarafında hem bireysel yatırımcıyı hem de kurumsal şirketleri gördüklerini söylediler denilen raporda, Türk lirasının istikrara kavuşması halinde dolarizasyonun tersine dönmesi eğilimi yaz aylarında da devam edebilir. Yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, sermaye girişleri yavaşladığında Türk lirasında bir miktar nominal değer kaybı olabileceğini bekliyoruz değerlendirmesi yapıldı. BOFA, dolar TL'nin yıl sonunda 38 seviyesinde olmasını bekliyor. Evet, şimdi biraz önce Özlem de söyledi. Yani çok hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde bu mevcut ortama gelen yatırımcı var. Evet. Nihayetinde yüksek faizden, sabitçe bir kurdan bahsediyoruz. Tabii yani... İdeal ortam. Amiyane tabiriyle herkesin ağzını sulandıran bir ortam var. Şimdi bu ilgi bir süre sonra normalize olur mu? Yani bir kere devam eder mi? Ya da hikayeyi tersine çevirecek
bir şey olabilir mi? Nasıl yorumlamak lazım? Yani bunu hem tahvil piyasasında da görüyoruz, hem bugün hisse senetlerinde de görüyoruz. Hı hı. Ama şunu da görüyoruz, mesela tahvilde kısa taraftayız hala. Yani uzun tarafa hala çok öyle fazla bir ilgi yok. Evet. Buraya gelmesi de beklenebilir mi? Yani kısa vadede aslında kısa tarafta kalmaları daha beklenir. Özellikle de limitli miktarda da olsa tabii swap işlemleri, yani kendini hedge etmek üzere TL'ye erişmek üzere yapılan işlemler var. Korunmak üzere diyeyim pozisyon alırken. Dolayısıyla kısa tarafa girmiş olmasını hani çok şaşırmamak lazım, yadırgamamak lazım, ama elbette istediğimiz şey hani uzun vadeli burada kalacak fonlar ve hem hisse senedi hem de tahvil piyasasında. Yani bugünkü hareket tam yabancı hareketi miydi emin değilim, ama haftalık hisse senedi girişlerine baktığımız zaman halen çok cılız. 100 milyon doların altında hani haftalık girişlerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla o tarafta henüz genele yayılmış bütün enstrümanlar bazında Türkiye'ye yatırım yapan bir profilden söz etmiyoruz. Daha tedirgin, temkinli, her an her şey olabileceği bakış açısıyla hareket eden bir yatırımcı girişi var şu aşamada. Devam eder mi diyecek olursak, evet, yani şu andaki hem küresel hem yurt içi konjonktür oldukça elverişli. Çünkü Türkiye seçim belirsizliğiyle, çok üst üste seçim belirsizliğiyle savaştı. Onun için de tamam, başka faktörler de vardı girmesi açısından, ama hep önünde bir ajanda vardı. Şimdi bu ajandanın olmadığı önemli bir aralık var. Yabancı yatırımcı gözüyle daha da önemli. Çünkü biz yurt içinde belki riskleri veya fırsatları diyeyim daha iyi görebiliyoruz, ama dışarıdan bakınca o kadar değil. Biraz daha yüzeysel tabii yaklaşılıyor. Ve gelişmekte olan ülke sepeti içerisinde bir pay olarak değerlendiriliyor Türkiye. Ve bu sepet içerisinde de kendi hikayesini yaratan bir pozisyonda değildi şimdiye kadar Türkiye. Ancak şu da bir gerçek, yıllar içerisinde önemli yatırımcısına getiriler sağlarken yabancı dışarıdaydı. Hı hı. Halbuki Türkiye'yi çok iyi tanıyan, yıllarca Türkiye'yi trade etmiş birçok fon, birçok portföy yöneticisi var, trader var yurt dışında. Tanıyorlar Türkiye'yi, dinamiklerini biliyorlar. Ve ne kadar büyük potansiyel vaat edebileceğini de farkındalar. O yüzden de o fırsat penceresini atlamıyorlar, görüyorlar. Onun için de devam etmesini ben beklerim. Ne değiştirir diyecek olursak, çok majör bir hani şey dışında, jeopolitik risk vesaire dışında ne değiştirir diyecek olursak, elbette bu politikalardan dönülmesi demeyeyim, ama şu anda biz mesela büyümeden bile feragat ederek enflasyonu önceliklendiriyoruz. İç talebi bastırmaya çalışıyoruz. Burada böyle çekimser davranma, Merkez Bankası bağımsızlığının yeniden sorgulanır hale gelmesi, büyümeyi önceliklendiren, iç talebi önceliklendiren bir politika, mali disiplinin yaratılamamış olması seneler senesi, yani AKP iktidar geldiğinden beri bir numaralı güç olan mali disiplinin yeniden kazanılamaması hemen yeniden soru işaretleri oluşmasına neden olur ve o zaten henüz tedirgin yabancı yatırımcıyı anında kaçırır. Yani geldiği gibi gider. Evet evet, diyorsun. Çok hızlı hareketlerle zaten şu anda oluyor. Dedim ya, uzun vadeli şekilde henüz gelmiyor. Bunun oluşması için de belki bir sene öngörülebilir, şeffaf, ne yapacağı bilen bir ekonomi yönetimini görüp daha sonra long only fonların bu esnada da not artışları söz konusu olup giremeyen, zaten teknik olarak giremeyen fonların da Türkiye'de pozisyon almaya başladığını görebiliriz. Yani bunun için bugünden yarını beklemek çok gerçekçi olmaz. Belki de işte bir sene sonra başka bir dalgayla daha karşılaşabiliriz. Özlem, sen nasıl düşünüyorsun bu ilginin devamı noktasında? Şimdi aslında seçimlerden sonraki dalga geçmiş dönemdeki, yani şöyle anlatayım, aslında önemli bir geri dönüş hikayesi yazıyor Türkiye. Mevcut politikalar böyle 3-4 sene öncesinde
aslında yürütülseydi çok daha hızlı sermaye girişleri görürdük. O zaman offshore swap piyasasında da sınırlamaların olmadığını düşünürseniz tahvil piyasasına girişlerin çok daha kuvvetli olabileceği bir yerden bahsederdik. Ama bütün offshore tarafındaki sınırlamalara rağmen aslında seçim sonrasında tahvil piyasasına girişler hiç fena değil. Yani son 7 haftada 5.2 milyar dolar net tahvil piyasasına giriş var. Kısa vadede de var, uzun vadede de var. Bunu da ifade etmek lazım. Uzun vade tarafında çok özellikle 10 yıllıklarda alımlara rağmen çok geri geliş yok. Orada tabii yani yerli bankaların belki satışlarıyla biraz dengeleniyor olabilir diye düşünebiliriz. Ama tahvil piyasasındaki girişlerin daha kuvvetli görülmesi gerekiyor tabii. Yani günün sonunda bu kadar ciddi bir para politikası sıkılaşması, önemli bir dezenflasyon sürecinin içindeyken tahvil piyasası fiyatlamalarında yabancının çok daha etkili olduğunu gördüğümüz bir yerde olmalıydık. Bunun şu anda çok orada olamamamızın ana nedeni bu offshore sınırlamaları ve görünen o ki aslında o sınırlara da yavaş yavaş yaklaşılıyor. Çünkü aslında döviz girişinin ana kaynağı orası. Yani yaklaşık 15-16 milyar dolar aslında oradan döviz likiditesini arttırıcı nitelikte oluşuyor. Yani şöyle diyelim, standart portföy kanallarından hisse senedi piyasası da dahil son 7-8 haftada 6 milyar dolara yakın bir giriş varsa işte bunun 2-2,5 katı kadar hatta işte daha yükseği kadar offshore'dan girişler var. Şimdi bunların tabii ki devamını bekleriz ama sınırlara da yaklaşıyoruz ve biraz önce bahsettiğim o son 5 senenin artçılarını ve yan etkilerinin tamamen kalkması lazım. Yani tamamen normalize olmamız lazım ki o sermaye hareketlerini biraz daha fazla ve hızlı görebilelim. Tabii offshore artışı gelecek dönemde daha kuru biraz daha kırılgan hale getirebilir. Dolayısıyla standart portföy kanallarının daha zengince yabancıyı çekiyor olabilmesi lazım. Dediğim gibi orada halen bazı arızalar mevcut. Ben tabii ki devam etmesini beklerim ama şu son dönemde yaşadığımız hızda olmayabilir. Yani tahvil piyasasına geçtiğimiz hafta 2,5 milyar dolar giriş oldu. Ondan önceki hafta 1,5 milyar dolar giriş oldu. Yani bir işte JP Morgan'ın aslında kendi indeksine 2033'ü alması tahvillerden onun yarattığı bir alım söz konusu olabilir. Bir de dediğim gibi bu son dönem para politikası adımlarının, komünikasyonunun, işte yapılan ziyaretlerin, artan yabancı raporları sonrasında onu da görüyoruz. Onun etkisi olabilir. Dolayısıyla tahvil piyasasında biraz daha sakinleşen girişler olacaktır ama devamını bekliyorum. Çok uzatmadan şunu da söyleyeyim. Türkiye olumlu ayrışıyor sermaye hareketleri tarafında, hem hisse senedi piyasasında hem de tahvil piyasası tarafında. Merkez Bankası'nın en son enflasyon raporu sunumunda, Sayın Karaağan'ın sunumunda aslında gelişmekte olan ülkelere girişler ve Türkiye ile karşılaştırma yapıldığında çok belirgin bir ayrışma olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye olumlu ayrışıyor. Olumlu ayrışma devam edecektir. Bu bizim zaten ana baz senaryomuzda olan bir nokta. Çünkü bambaşka bir politika gidiyoruz yine biz aslında bütün dünyayla karşılaştırıldığı zaman. O bir süre daha devam etmek diye durumda kalacak. Bu da sermayeyi, yabancı sermayeyi çekmeye devam edebileceğimiz anlamına geliyor bence. Peki, Barclays de Türk bankalarına ilişkin bir not yayınladı. Türk bankalarının tahvillerine ilişkin yüksek kere sağlaması sebebiyle Türk bankalarının tahvillerine yönelik tavsiyesini orta ağırlıktan ağırlık artıra yükseltti. Haberimizi izleyelim, sonra bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Barclays yüksek kere sağlaması sebebiyle Türk bankalarının tahvillerine yönelik tavsiyesini orta ağırlıktan ağırlık artıra yükseltti. Yayımladığı notta son dönemde artan yeni tahvil ihraçlarına dikkat çeken Barclays analisti Valentina Stoykova, bu ihraçların Türk finans sektörü için bileşimi değiştirdiğini ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika içinde en geniş spread farklarına yol açtığını bildirdi. Stoykova, Türk bankalarında bir yıldan uzun vadeli olarak ihraç edilmiş geçmiş dönem tahvillerinin ortalama yaklaşık 220 baz puan spread ile işlem gördüğüne, buna karşın yeni tahvillerde spread'in yaklaşık 400 baz puan olduğuna dikkat çekti.
Tahvil arzının özellikle sermaye benzerinde azalmasını bekleyen analist, birçok Türk bankasının sermaye benzeri tahvil ve sürekli tahvil ihracı fırsatını değerlendirdiğini belirtti. Körfez bölgesi de dahil olmak üzere Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki diğer banka tahvil piyasasına kıyasla Türkiye banka tahvillerini cazip görüyoruz diyen Barclays, Türk bankalarının sürekli tahvillerinde yüksek carry getirisinde dikkat çekerek Akbank ve Yapı Kredi sürekli tahvillerinde alım önerdi. Küresel piyasalar devam ediyor. Sevgili Özlem Bayraktar Gökşen ve Özlem Derici Şengül ile birlikteyiz. Şöyle bir içeriye baktık, biraz açılalım. Tabii bu hafta gördüğümüz, yani geçen haftadan bu yana gördüğümüz hikayelerden bir tanesi de emtia tarafındaki rally'ydi. Yani ciddi bir şekilde birçok emtiada, hem değerli metaller tarafında hem endüstriyel metaller tarafında ciddi primler gördük. Tabii en çok konuştuğumuz değerli maden altın, onun arkasından gümüşün hareketi vesaire. Şimdi nasıl bakmak lazım emtia tarafındaki rally'ye? Biraz orayı konuşarak küresele açılalım. Evet, emtia tarafında hem küresel genel makro görünümünü sürüklediği hareketler var ki hem de spesifik olayların veya gelişmelerin sürüklediği hareketler var. Özellikle altın ve petrolde bunları hani çok hissediyoruz. Altın bunlardan en ön planda olanı herhalde. Birincisi, Fed'in faiz indirimiyle önü açıldı. Zaten bekliyorduk böyle bir şey olmasını ama zaman meselesiydi. Hı hı. Yavaş yavaş zorluyordu. Önce 2000 doların üzerine yerleşti, sonra 2200 doların üzerine. Ve Fed faiz indirimi patikasına henüz girdi, böyle %100 diyemesek de iki tane veri, tarım dışı istihdam artı enflasyonun önemli verinin enflasyondaki düşüş beklentisini arttırması dolayısıyla önü açıldı, öyle söyleyelim. Üzerine İran Cumhurbaşkanı'nın ölümü diyelim. Hı hı. Jeopolitik tansiyon artacak mı Orta Doğu'da? Yeni bir kaynama mı var? Şüphelerini beraberinde getirdi. Dolayısıyla bir hareket söz konusu oldu. Şimdilik hem çok daha az miktarda jeopolitik risklerin ama daha çok Fed'in politikasını sürüklediği bir altın fiyatıyla karşı karşıyayız. Ama genel olarak küresel konjonktürün taşıdığı emtialar küresel büyüme görünümü ve Fed'in tabii hem Avrupa'da faiz indirimi bekleniyor, İngiltere'de faiz indirimi bekleniyor. Fed bunların en ağırlıklısı. Orada yolu açmış gibi görünüyor. Yani burada çok kesin konuşamıyorum. Enflasyon her an yeniden baş gösterebilir ve Fed'i yine yolundan alıkoyabilir. Ama birdenbire böyle canlı heyecanlanan bir şey gördük, piyasa gördük. Faiz indirimleri geliyor artık, hı hı, beklentisiyle. Bunun yanı sıra yine spesifik faktörlerden tabii Çin var. Çin'in bazı emtiaları stokladığıyla alakalı çeşitli yorumlar var. Bakır bunlardan bir tanesi. Otomotiv sektörüne yönelik olarak yaptığı yatırımlar dolayısıyla talebin arttığı emtialar söz konusu. Otomotiv piyasası çok şey, neredeyse ticaret savaşlarına konu olacak noktada, Avrupa, Çin, Almanya özelinde her gün yeni bir gelişme söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu taraftaki emtialar yine hareketleniyor. Hı hı. Spesifik faktörler olarak bunu söyleyebiliriz. Yani eğer ki spesifik faktörler dediğin, yani jeopolitik unsurlar, bu ticaret savaşları vesaire, onlar devam edecektir ama küresel konjonktür 2024 böyle bir moral bozukluğuyla başladı. Şimdi yavaş yavaş toparlanıyor. Yeniden o görünüme bürünmez ise evet, önü açık. Artık hani emtiaların üzerindeki baskının kalktığını ve yukarı hareketin devam ettiğini görürüz. Ama burada hakikaten temkinli olmak gerekiyor. Gerek spot alanlar için hem de gerekse fonlar altında değerlendirenler için.
hızlı hareketler söz konusu oldu ama devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir böyle küçük soru işareti var benim tarafımda. Evet, benim bugün aklımda. De biraz düzeltme var ama genel olarak yön pozitif gibi görünüyor. Bugün IMF'nin verileri vardı, takip etmişsinizdir belki. Rusya'nın Nisan ayında altın varlıklarını 3,11 tondan yukarı çektiğini, Çin'in de aynı şekilde yani 3,11 ton daha arttırdığını, Çin'in de Mart ayında rezervini 4,98 ton arttırdığını, hatta Şubat ayındaki ayında Çin 12,13 ton arttırmıştı. Yani çok ciddi bir şekilde merkez bankalarının, devletlerin altın alımı var. İşte Kazakistan'ın altın rezervi bile 5,92 ton artmış. Tabii bütün bunlar altın tarafındaki hareketi destekliyor. Özlem Bayraktar Gökşen, senin nedir öngörün emtia tarafında genel olarak ve altın özelinde? Altın özelinden başlayacaksak aslında yani geçtiğimiz son bir seneye yakın bir süreçtir. Altın lehine unsurların çok ön planda olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Aynı noktadayız. Her açıdan bakıldığında altındaki hareketi yukarı yönlü destekleyebilecek bir düzlemde olunduğunu anlıyoruz. Biraz önce senin söylediklerin çok önemli ve etkili. Yani rezerv çeşitlendirmelerinde ülkeler altına yönelmeye başladılar. Biraz dolarla aslında rezervlerini yani dolarla altın arasında bir değişime doğru ilerlediklerini görüyoruz. Altınla daha fazla çeşitlendirdiklerini görüyoruz. Bu önemli bir talep yaratıyor. Bir başka önemli talep, hep Hindistan'ı konuşurduk ama gerek Çin'de gerek Amerika'da da perakende talep var, altın talebi var. Dolayısıyla bu da altın fiyatlarını besleyen bir unsur. Zaten jeopolitik riskler hep orada giderek de artıyor. Her gün başka bir şey duyabiliyor oluyoruz ve dolayısıyla bunun altın fiyatları üzerindeki etkisi yine yukarı yönlü oluyor. Ve aslında yılbaşından beri global faiz hatlarında beklediğimiz düşüş henüz çok da belirgin bir şekilde gelmemiş olsa da bundan sonraki süreçte o faizlerin düşeceğini biliyoruz. Yani bir faiz arttırımına gitmeyecek bir Fed olduğunu zaten Powell ifade etti. Dolayısıyla bundan sonraki adım zamanlamasından bağımsız olarak faiz düşüşü niteliğinde olacak. Ve dolayısıyla global faiz hatlarında da böyle bir düşüşe doğru gideceğiz ki Haziran'da zaten ECB'den bir faiz indirimi göreceğiz. Bu da altını besleyecek başka bir unsur olacak. Dolayısıyla bütün bunları bir araya koyduğunuzda altınla ilgili olumlu tarafta olmaya devam ediyoruz. Petrolden, hani emtia tarafında petrolden bahsettiğimizde ortada tabii jeopolitik riskler önemli ve kısa vadede hızlı volatil hareketler yaratıyor sadece aslında jeopolitik riskler. Sonra hemen petrol tarafında hızlıca tekrar geriye geliş olduğunu görüyoruz. 80 dolarların biraz üstünde, biraz altında ilerleyecek ve uzun bir müddette buralarda beklenen bir senaryo var. Bütün işte enerji ajanslarının işte takip ettiğimiz emtia raporlarına baktığımız zaman. Çünkü burada uzun vadede daha yapısal başka bir dönüşüm var. Yani petrolü olan talebin azalacağı bir yere doğru gidiyor dünya. Dolayısıyla orada hızlı yukarı yönlü hareketler beklenmiyor. Son dönemde petrolde belki hani Çin etkisi çok daha fazlaydı. Özellikle Çin'in yine böyle tarihi bir paket açıkladı konut piyasasına ilişkin olarak. Bunun yarattığı bir etki olabilir. Ama dediğim gibi oradaki yukarı yönlü hareketler petrol tarafında sınırlı ve kısa vadeli olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar işte 80-85 dolarlar civarında bir Brent petrol doğrulayan, konfirme eden nitelikte devam edecektir diye düşünüyorum. Şimdi Fed'in faiz patikası ile ilgili beklentiler yılbaşından bu yana çok değişti. Biz de burada her hafta konuşuyoruz. Yine Fed başkanlarından açıklamalar var. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'ın açıklamaları var mesela. Bu Mester güvercin Şahin skalasının orta yerinde bir yerlerde duruyor.
Hani ne öyle ne böyle. 2024 yılı için 3 faiz indiriminin fazla olabileceğini söylemiş. Enflasyonun takip edilmesi gerektiğini vurgulamış. Diğer yandan Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson'ın da açıklamaları var. O da diyor ki enflasyonun faiz oranlarının düşürülmesini gerektirecek kadar hızlı soğumadığını söylüyor. Şimdi bu başkanların açıklamalarını bir dinleyelim. Arkasından da Fed'in yol haritasıyla ilgili biraz daha kelam edelim burada. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, para politikasının kısıtlayıcı olduğunu ancak yetkililerin faiz oranlarını indirmeden önce enflasyonun gidişatı hakkında daha fazla kanıt beklemeleri gerektiğini söyledi. Daha önce bu yıl 3 faiz indiriminden yana olan Mester, ilk çeyrek enflasyon verilerinin ardından bunun artık geçerli olamayacağını düşünen Mester, Bloomberg televizyonuna yaptığı değerlendirmede enflasyonun hangi yolda olduğunu söylemek için çok erken dedi. Enflasyon beklentilerine yönelik bir diğer açıklama San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'den geldi. Daly, enflasyonun henüz sürdürülebilir bir şekilde %2'ye indiğinden emin değilim. Ancak şu anda yukarı doğru ayrılma yapmamız gerektiğine dair herhangi bir kanıt da görmüyorum dedi. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da Federal Açık Piyasa Komitesi'nin kararlarını desteklediğini belirterek enflasyonun faiz oranlarının düşürülmesini gerektirecek kadar hızlı soğumadığını vurguladı. Evet, Fed başkanlarının, başkan yardımcılarının açıklamaları bu minvalde. Hakikaten böyle yediler falan telaffuz tabii, ederken tabii, artık oradan uzaklaştık. İşte bir tane olur mu acaba noktasına geldik. Şimdi mevcut konjonktürde geldiğimiz noktada beklentilerde herhangi bir değişiklik var mı? Tabii verileri takip edeceğiz. Önümüzde bir tarım dışı istihdam verisi daha var. Hı-hı. Yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla orada beklentiler nasıl şekilleniyor? Ve tabii yani Amerika'da piyasalar hali hazırda böyle bir bahar bahçe kıvamındalar. Evet. Oradaki bu neşe nereden geliyor? Yani faiz indirimiyle ilgili her ufak sinyal bizim yani ekonomistlerin hani daha rasyonel bakan kesimin yansıttığından çok daha büyük bir şekilde gerçekleşiyor, coşkuyla gerçekleşiyor. Yine aynı döngülerden bir tanesini görüyoruz. Bu minvalde de bu hafta bütün neredeyse Fed üyelerinin arka arkaya konuşmaları var. Evet. Zannediyorum bunu kalibre edecekler. Yani hani işte 3 değil 1 olabilir veya fazla gelebilir vesaire. Ve biz muhtemelen Haziran'da da fiili olarak Fed üyelerinin faiz indirim yıl sonu faiz beklentileriyle ilgili bir revizyon görüyor olacağız. Bunlar sağlıklı şeyler, düzeltmeler öyle söyleyelim. Piyasayı tamamen alt üst etmeyen ama o aşırı coşkuyu da alan faiz indirimine gidecekse de bunu hani rasyonel zeminde gerçekleştiren piyasalar nezdinde bakacak olursak bir şey olacak, gelişim arz edecek. Ben bu anlamda evet yani enflasyonun hakikaten yeterince düşmediğini, daha doğrusu düş hani çok önemli bir yol kat etmekle birlikte takılma ihtimali var. Yani biz bunu geçen seneden beri konuşuyoruz, hani üçlerde takılabilir. Hedef 2 o şekilde baktığımız zaman hani gerçekleşme 3 aslında bayağı bir fark var ve bunu kırmak için de ekstra çabaya gerek duyulabilir. Bu anlamda önümüzdeki dönemin evet tarım dışı istihdam gibi, enflasyon gerçekleşmeleri gibi başlıca diyeyim verileri önemli olacak. Yine veri hassasiyeti çok yüksek ama en ufak bir olumlu haberi ki bu ekonominin zayıflaması olumlu haber olarak nitelendirilecek olduğundan çok daha fazla dalgalanmaya sebebiyet verecek şekilde fiyatlayan bir piyasayla karşılaşacağız. Zannediyorum burada asıl resim 3. çeyreğe doğru şey yapacak, 3. çeyreğin sonuna doğru netleşecek. Yani benim beklentim hiç faiz artışı, faiz indirimi dahi olmayabilir ama olursa son çeyrekte zaten olacaktır. Onun önceden fiyatlaması hani zaten Ekim-Kasım aylarında gerçekleşecektir. Yıl sonuna olumlu bir şeyle girer dünya ekonomisi diye bir beklentim vardı. O beklentimi koruyorum hala. Bunun nedeni de yani 3.4'e geldik ama sonrası bu piyasalardaki varlık fiyatlarındaki diyelim hareket reel ekonomiye de yansır mı? Beklentiler iyileştiği anda
yeniden fiyatlama davranışına ve de enflasyon yaratacak bir fiyat artışına neden olabilecek durumda. ABD ekonomisi canlılık anlamında söylüyorum. Buna evrilip evrilmeyeceği zannediyorum yılın ikinci yarısında ve daha çok üçüncü çeyrekte görülecek. Şimdi Özlem Bayraktar Gökçen bu faiz indirimiyle ilgili en umutsuz olduğumuz noktada bile beklentisini koruyordu. Faiz indirimlerini bu yıl göreceğiz. Hatta iki faiz indirimi dediğini hatırlıyorum. Hali hazırda beklentilerinde herhangi bir değişiklik var mı? Fed'in yol haritasına ilişkin bu başkanların açıklamalarıyla beraber hani bir Özlem'in de burada söylediği gibi kalibrasyon bekler misin piyasalar tarafında da? Anne, şimdi şöyle yani en başta bir tekrar yapmak durumundayım tabii. Yani hani piyasa tahminlerine bakarak Fed'in ne yapabileceğine ilişkin tahminlerimizi yenilemememiz gerekiyor. İşte biraz önce siz de söylediniz 7'den 1'e indi. İşte dolayısıyla hani tabii ki veriye bağımlı süreç olayı daha volatil kılıyor ama piyasa algısına göre Fed beklentilerini oluşturmamak lazım. Şimdi burada bence asıl bakmak gereken konu bu en son Fed projeksiyonlarında PCE'ye ilişkin, yani PCE enflasyonuna ilişkin 2024 yıl sonu tahminlerine uyumlu bir şekilde gidiyor PCE şu anda. Ama elimizde şöyle bir veri var. Yani Fed Başkanı ve diğer üyeler olmak üzere yıl başından beri enflasyon performansından memnun değiller. Yani ve bunu çok net bir biçimde ifade ediyorlar. Dolayısıyla da aslında evet, Özlem'in de dediği gibi bir kalibrasyon gerekiyor olabilir. Yani hani bir sonraki toplantıda 3 faiz indirimi beklentisini biraz daha aşağı çekecekler herhalde ki ben de 3 faiz indiriminin son derece makul olacağını düşünürken aslında son zamanda bu açıklamalar sonrasında 2'ye inebilir dedim. Hı hı. Ve faiz indirimi beklentileri de Eylül'e kaymış durumda. %70 ihtimalle işte Eylül gibi, yani Eylül'de, Ekim'de ve Aralık'ta 3 toplantı var. İşte bunların ikisinde aslında bir faiz indirimi olabilirmiş beklentisi devam ediyor. Şimdi en son gelen enflasyon verisi son derece aslında olumlu ve iyi bir zamanlamayla geldi. Yani özellikle çekirdek taraftaki iyileşme önemli. Şu ana kadar ki bu Cleveland Fed'in enflasyon projeksiyon modeline baktığımda, yani gün ve gün orada güncelleme yapıldığı için, aslında Mayıs'ın da sonuna doğru yaklaştığımız için ne diye bir baktığımda çok da hani bir düşüş beklenmiyor gibi gözüküyor. Waller'ın söylemleri bu anlamda önemli ki bu faiz indirimleri mesajını ilk veren üye Waller olmuştu yılın başında, hatta 2023'ün sonuna doğru. Orada tekrar aslında bu enflasyonda birkaç ay daha düşüşün devam etmesi beklentisinin oluşması lazım, onu görmemiz lazım demesini önemli buluyorum. Dolayısıyla yine veriye bağımlı süreçte bu enflasyon verilerindeki düşüşün devam edip etmediğini göreceğiz. PCE'yi biraz daha yakından takip edelim. Çünkü orada yani şöyle de akılları karıştıran bir şey var. Fed'in projeksiyonlarıyla benzer gidiyor. Yani yıl sonunu o projeksiyonlara yakın bir yerde kapatacak aslında Fed. Öyle gözüküyor bu PCE'yi. O yüzden de ben faiz indirimleri konusundaki senaryomu halen devam ettiriyorum diyebilirim. Peki Özlem, Avrupa tarafıyla ilgili beklentilerinde herhangi bir değişiklik var mı? Oradaki performans bize ne anlatıyor önümüzdeki dönem için? Orada da çok belirgin bir değişiklik yok. Haziran artık çok ay yuka çıkmış bir ay oldu faiz indirimi konusunda. Ama orada bir cycle şeklinde görmeyeceğiz faiz indirimlerini. Bunu da görüyoruz. Ve yani geçen hafta da ifade ettim. Fed'in beklenenden daha geç faiz indirimlerine başlaması ECB'nin adımlarını da biraz yavaşlatacaktır. Çünkü enflasyon tarafında kurdan gelen bir baskı, euronun daha fazla değer kaybından gelen bir baskı görmek istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden o hızı biraz azaltacaktır. Ama yani Almanya'nın halen çok zayıf olması, hatta bugün sanıyorum FT'de bir makale okudum. Enteresan bir konu. Yani aslında bütün dünyada politik gelişmeler çok farklı bir düzleme doğru gitmesine rağmen ekonomi
kuvvetli oldu ve sanki politikadan ayrıştı. Ama Almanya çok farklı bir düzlemde yani. Bütün bu ekonominin iyi gidişi Almanya'da farklı bir şey gösterdi. Yani Almanya'da daha zayıflayan bir ekonomi dinamiğiyle karşı karşıyayız. Ve politik gelişmelerin biraz daha ekonomiye yansımalarının daha zayıflayan nitelikte olduğunu görüyoruz. Bu da tabii Euro bölgesini daha da aşağı çeken bir nitelik kazanıyor. O yüzden oradaki beklentiler de çok değişmedi. Orada faiz indirimleri her ay olmasa da devam edecek. Daha uzun süreli devam edecek ve daha çok olacak yolundaki beklentimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında da kuvvetli dolar temasının devam etmesini bekliyoruz. Özlem Derici Şengül, senin beklentin nasıl? Kuvvetli dolar teması devam ediyor ama bir şekilde dolar euro karşısında performans kaybediyor. Euro dolar paritesinde gerçekten orada da hiç beklenmeyen seviyeler gördük. Hem Avrupa'nın faiz patikasıyla hem de pariteyle ilgili senin değerlendirmelerin nasıl? Ben de yani çok benzer düşüncelere sahibim Özlem'le. Artık Haziran tabii şeyde potada diyelim. Evet. Ve sonrasında da ağır gitmeleri ihtimali var. Ama orada enflasyon gelişmeleri biraz daha ekonominin zayıflığı kaynaklı hızlı hareket ediyor. O yüzden de bunun böyle çok uzun aralıklarla olmadığını görebiliriz faiz indirimlerinin. Yani sadece enflasyon el verdi ve biz faiz indirebiliriz değil, ekonominin buna ihtiyacı var, bizim faiz indirmemiz lazım noktasına gelebilir. Almanya'nın özellikle seyri dolayısıyla, ekonomik aktivitenin seyri dolayısıyla bu minvalde de eğer faiz indirimleri işe yarayacak olursa, yani ekonominin çarklarını çevirmek üzere hızlı bir şekilde geçişkenlik gösterirse, burada büyüme yarattığı büyüme ivmesi üzerinden euro dolara bir parça destek geldiğini görebiliriz. Yani faiz farkları tabii yine de dolar lehine şu andaki şeyde konjonktürde, ama Fed faiz indirimlerine başladıktan sonra beklentiler yeniden şekillenecek. Onun hızıyla alakalı yeni beklentiler oluşacak ve o fiyatlamayla birlikte biz 2 yıllık faizlerin belki başka noktalara geldiğini göreceğiz ABD tarafında. Bu da Euro bölgesiyle ABD faiz farklarını etkileyecek elbette. Bunun yansıması olarak Euro doların kuvvetlendiğine şahit olabiliriz. Ama dediğim gibi yani ekonomik aktivitenin gücü pek öyle şahlanan bir Euro bölgesiyle karşılaşacağımıza, dolayısıyla da Euro doları da çok daha başka seviyelere taşıyacak bir Avrupa ile karşılaşacağımızı düşündürmüyor. Yani benim hani temel beklentim, evet, ikisi de faiz indirimlerine başlayacak, faiz farkları bir parça kapanacak ama büyüme farkı o kadar hızlı kapanmayabilir. Yani bugün baktığın zaman evet, tek tek göstergelerde ABD ekonomisinde de var bozulma, ama Avrupa'daki çok daha belirgin resesyonun böyle hani düşeyim mi resesyona yoksa kalayım mı sınırda diyen bir Euro bölgesinden bahsediyoruz. Almanya zaten resesyonun içerisinde. İngiltere de öyle, teknik resesyonda ama her an yani daha uzun süreli bir zayıflık içerisinde bulabilir kendini. O yüzden de Euro dolar paritesinin ben de yani hani böyle zorlaya yerini kazanacağına, böyle çok büyük bir çöküş beklentisi içinde olmasam da ileri gitmekte dolara karşı mücadele vermekte zorlanacağını düşünüyorum. Peki. Bir reklam arasına daha gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Stüdyoda Özlem Derici Şengül ve karşımızda Özlem Bayraktar Gökşen bizimle birlikte. Son bölümde birazcık İngiltere'de konuşalım. Çünkü yarın İngiltere'nin enflasyonu gelecek. Orada tabii bu faiz indirimleri noktasında
İngiltere nerede kalacak? Hani Avrupa ile Amerika'nın arasında bir yerde mi? Amerika'yı bekleyecek mi? Noktasında konuşuyoruz. Şimdi IMF'nin de uyarıları var İngiltere ile ilgili. Bilmiyorum takip ettiniz mi? İngiltere Hazinesi'nin epey bir miktar, 30 milyar sterlin kadar bir ihtiyacı olduğu söyleniyor. Ve hani dolayısıyla burada işlerin öyle çok da kolay olmayacağı konuşuluyor İngiltere açısından. Nisan'da enflasyonun %2'nin bile altına gerileyebileceği, iyi bir rakamla karşılaşabileceğimiz, hani bu noktada da faiz indiriminde biraz daha İngiltere Merkez Bankası'nın elinin kuvvetli olabileceği söyleniyor. Ne dersin Özlemciğim? İngiltere tarafında beklentilerimiz nasıl? Nasıl bir faiz, ne zaman bir faiz indirimi gelebilir? Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi orada da döngüsel olmamasını mı bekleriz? İngiltere'de aslında Avrupa gibi kırılgan bir yapı arz ediyor. Verilerine baktığımız zaman aslında Avrupa'da hani PMI gibi ekonomik aktiviteye dair veriler toparlanma göstermesine rağmen İngiltere'de, yani Almanya'da bir parça iyileşme var, Euro bölgesinde Fransa, İtalya falan, ama İngiltere'ye döndüğünüz zaman zayıflama beklentisi var mesela, bu hafta öncü PMI'lar gelecek. O yüzden de enflasyondaki düşüş hani iyi haber mi kötü haber mi biraz tartışılır. Bu minvalde de İngiltere'den de aslında çok dillendirilmemesine rağmen Avrupa kadar İngiltere'den de kısa bir süre içerisinde faiz indirimi görebiliriz İngiltere Merkez Bankası'ndan. Şaşırtıcı olmayacaktır ve bu faiz indirimi de, yani o ayrım önemli. Biz enflasyonla mücadeleyi sağlıklı bir patikaya getirdik. Artık faiz indirebiliriz. Başka bir şey, yavaşlama, resesyona doğru gidiyor olabilir. O yüzden hani enflasyon da el veriyor. Faiz indirebiliriz, başka bir şey. İngiltere'de bu kırılganlık nedeniyle faiz indirecek ülkelerden bir tanesi olacak muhtemelen. Dediğin doğru, yani beklentiler enflasyonda hızlı bir şekilde 2'nin altına da gelebileceği şeklinde. Direkt bu aya ait değil de, yani önümüzdeki dönem hızlı bir şekilde düşebileceği yönünde. O da Avrupa'yı bekliyor. Yani Avrupa'dan önce zaten hani geldik artık Haziran'a da. Ama kısa bir süre içerisinde bir faiz indirimi görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Özlem Bayraktar Gökşen, sen ne düşünüyorsun İngiltere tarafıyla ilgili olarak? Yani bu enflasyon verisi, evet, tahvil piyasasındaki fiyatlamalar açısından yani küresel anlamda da etkili olacaktır diye düşünüyorum. 2.2'ye doğru bir gerileme bekleniyor enflasyonda. Eğer bu gerileme gerçekleşirse aslında o global faiz hadlerindeki iniş senaryosunun biraz daha konfirme edildiği bir yerde olacağız belki de. Dolayısıyla da genel olarak tahvil faizlerinde bir düşüş görebiliriz yarınki enflasyon bu minvalde gerçekleşirse. İngiltere'de tabii daha önce de konuşmuştuk, iş gücü piyasası biraz daha farklı ilerliyor. Yani halen çok kuvvetli. Ücret tarafları da, ücret artışları da halen kuvvetli, ücret seviyeleri de halen kuvvetli. Ama orada da yavaş yavaş aslında enflasyondaki kazanımlarla faiz indirimleri noktasına gidilecektir. Orada da bir cycle beklememek lazım. Çok daha temkinli olacaktır. Bu cycle'ı beklemememizin ana nedeni aslında hani Fed tarafında böyle bir cycle gibi gidecekmiş gibi olsa da bu veriye bağımlı süreç dünyada gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz indirimlerinin de peşi sıra olmasını engelleyici nitelikte halen. Çünkü o fiyat istikrarı seviyesinden halen uzak olması enflasyonun gelen verileri duyarlılığı daha da arttırıyor. O yüzden de her ay bir faiz indirimi olacakmış gibi bir döngüye bence hiçbir merkez bankası için söyleyemiyoruz şu anda. Belki Fed için bir de aynı noktadayız. İngiltere için de keza aynı şeyleri söyleyebiliriz. Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için ikinize de. Özlem Bayraktar Gökşen ve Özlem Derici Şengül'le birlikteydik küresel piyasalarda bu akşam. Şimdi bitirirken önce bir rakamlarımıza bakalım. Evet,
ABD tarafında hisse senetleri primli. Dow Jones Endeksi 39.872, S&P 500 ise 5.321 seviyesinde. Dow Jones tarafında 0.17'lik, S&P tarafında da 0.25'lik bir prim var. Dolar Endeksi de yönünü hafifçe de olsa yukarıya çevirmiş durumda. 104.63 seviyesini görüyoruz orada da. Biop 30 ise %2.42'lik bir primle günü 12.494 seviyesinden kapattı. Evet, yarın ne konuşacağız? Çarşamba gününün gündeminde hangi veriler var? Onlara da bakalım. Japonya'da ticaret dengesi rakamları gelecek. Sabah güne başlarken ilk o rakamlarla başlayacağız. Saat 9'da İngiltere'den enflasyon verisi gelecek. Hem TÜFE hem ÜFE verilerini göreceğiz. Nisan ayına ilişkin rakamları. Yine İngiltere'den saat 11'de İngiltere konut fiyat endeksini göreceğiz. Mart ayına ilişkin rakamlar. 17'de de ABD'den mevcut konut satışları Nisan verisini karşılayacağız. Yarın FOMC tutanakları var ABD tarafında, saat 21'de gelecek. Onları da yine takip ediyor olacağız. Yarın akşamki küresel piyasalarda detaylarıyla konuşuruz. Hisse senetleri tarafında ABD'de primler var. Amerika'da bir muhteşem yediliden bahsediyoruz biliyorsunuz. O muhteşem yedilinin yedincisi Nvidia. Nvidia yarın bilançosunu açıklayacak. Herkesin gözü kulağı da orada. Ve Nvidia İcra Kurulu Başkanı Jensen Huang Bloomberg'e bir röportaj verdi. Ağırlıklı olarak Dell Technologies ile kurdukları yeni ortaklığa ilişkin açıklamaları var. Bu röportajda size veda ediyorum. İyi geceler diliyorum. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Evet, ben bugün burada Dell'in yapay zeka fabrikasının Nvidia ile piyasaya açıldığını, bugün itibariyle piyasaya açıldığını paylaşmak için buradayım. Ve bunu düşünmek için yapay zeka fabrikası nedir onu bir düşünelim. Tam olarak burada işletim sistemleri olarak farklı durumlar var. Örneğin işte CPU ve GPU'lar var. Ve bir taraftan networking tarafında önemli gelişmeler var. İnanılmaz bir software sistemi var ki bunların çoğu bir anlamda depolama konusuna ve binlerce olan kablolara bağlı olarak çalışabiliyor. Yani bu aslında iyi bir noktaya, kolay bir noktaya geldi ve işte Dell'in de yapmış olduğu gibi PC'lerle, bilgisayarlarla en başta. Şimdi bunu yapay zeka ile yapıyorlar. Yani şu anda herhangi birisi Dell'e gelebilir ve istedikleri konudan burada üretim tarafına adım atabilirler. Burada özellikle de bir şekilde burada bilgi üretimi konusunda yardımcı olabilirler. Ve aynı zamanda bunu şu açıdan da düşünebilirsiniz. Yani direkt olarak daha küçük ölçekli şirketler belki bu gibi yapay zeka fabrikası konusuna ve yapması gerektikleri yatırımları hazırlar mı? Evet, öyle olduklarını biliyorum. Geçtiğimiz hafta Satya ve Microsoft'la görüşmemiz oldu. Copilot'la ilgili yaptıklarını biliyoruz ve her CEO bunu çok farkında. Yani hem büyük hem küçükler, öyle mi? Evet, hem büyük hem küçükler ve biz kendi modellerimize bakıyoruz ServiceNow platformu üzerinde. Peki bu neden önemli derseniz, çünkü hepimiz deneyime odaklanmış durumdayız. 11 trilyon dolarlık bir piyasa olduğunu görüyoruz şu an itibarıyla ve bu 11 trilyon dolarlık bir büyüme hızı etkisi olabilir IDC'ye göre gelecek 3 yılda ve biz burada dünya ekonomisine yardımcı olacağız. Dell Technologies, Nvidia ve ServiceNow gibi şirketler bunları destekleyecek. Ama buna açık olmamız gerekiyor. Yani örneğin Microsoft'la çok güzel bir ortaklığımız var ve farklı bir tarafta başkalarıyla da ortaklık yapıyoruz. Yani Copilot'ı ve sonrasında Assist'i almamız, bunların hepsi çok önemli. Jensen Telecommunications örneğin ilk müşterilerimizden bir tanesiydi. Burada hizmet yönetimini düşünün. Dell'le neler yapabileceğimizi düşünün. Michael'ın inanılmaz teknolojileri. Dünyadaki bütün şirket ve her şirketin her sektörde sahip olduğu bütün her şey 24 ay içerisinde yeniden yapılacak. Bu bir dönüşüm tsunamisi adeta ve ben şu anda buna başlamam gerekiyor. Burada hikayenin bitip bitmediği önemli değil. Tren artık harekete geçti bir şekilde.